Merhabalar. Bugün miyomlardan bahsetmek istiyorum. Nedir miyom? Miyom, rahim adale tabakasından oluşan bir kitledir. Konum olarak rahim duvarının dışında yerleşebilirler. Mesela böyle. Bazen saplı olarak da yüzeyde kullanılabilirler. Rahim duvarının içinde eğer oluşurlarsa şu şekilde bir görünümleri vardır. Bir bölümü rahim odacığına doğru da bası yapabilirler. Ayrıca rahim odacığının içinde de gelişen miyomlar vardır. Miyom değişik şikayetlere neden olabilmektedir. Bazen hiçbir sebep de yokken sadece rutin kontrollerde de ortaya çıkabildiği gibi değişik büyüklüğüne ve konumuna bağlı bel ağrısı, ilişkide rahatsızlık, sık idrara çıkma, aşırı miktarda adet kanaması, bazen düşük veya kısırlık sebebi de olabilmektedir. Vajinal ultrasonografi veya karından yapılan ultrasonografi ile tanısı konulabildiği gibi özellikle konumu ile alakalı tereddüt yaşadığımız durumlarda MR veya tomografi dediğimiz yöntemlerle de MR'ın tanısı konulabilmektedir. Miyom olan her kadın illaki ameliyat olması gerekmiyor. Miyomun konumuna bağlı, boyutuna bağlı ve yaptığı şikayetlere bağlı bu karar verebilmekteyiz. Eğer boyutları iri değilse ve kadınlarda herhangi bir şikayete sebep olmuyorsa 4-5 ay aralıklarla ultrasonografi ile boyutları takip edilebilir. Eğer miyom boyutları hızlı bir şekilde büyüyorsa ve ultrasonografi görüntülerinde değişimler meydana geldiyse, hiçbir şikayet yoksa da mutlaka bunun alınması gerekecektir. Çünkü miyom iyi huylu bir tümördür ama nadir de olsa bazı kötü rahatsızlıklar, sarkom dediğimiz bazı tümörler de miyoma benzer bir takım görüntülere neden olabilir. Bu nedenle miyom saptandığı zaman rutin jinekolojik kontrollerde bunun büyümesi ve karakterin değişimi takip edilmesi gerekir. İlaç tedavileri, ameliyat ve radyolojik olarak bunun damarlarının tıkanması şeklinde bir takım tedaviler vardır. Fakat etkin bir ilaç tedavisi hali hazırda yoktur. Yapabildiğimiz tedavilerde sadece miyomun boyutları bir miktar küçülebilmektedir. Fakat ilaç tedavisi sona erdikten sonra yine eski boyutlara ulaşmaktadır. Fakat hali hazırda miyomla ilgili girişimlerde ameliyat tercih edilmektedir. Ondan sonra bebek isteği olmayan kadınlarda eğer rahimin muhafaza edilmesi tercih edilmemişse o zaman rahmin tamamen alınması bir ameliyat çeşidi olabilir. Eğer bebek isteği varsa veya rahmin muhafaza edilmesi isteniyorsa o durumda sadece miyomun alınması ve rahmin kalması bir yöntemdir. Bunun dışında yapılabilecek olan ameliyat çeşitleri ile ilgili kısa bahsetmek lazım. Miyom ameliyatları açık ameliyat, yani sezaryen gibi açık ameliyat şeklinde yapılabildiği gibi laparoskopi ile de yapılabilir. Bunun yanında özellikle rahim odacığında, yani döl yatağında yerleşmiş olan miyomlarda histeroskopi dediğimiz yöntemlerde tercih edilebilmektedir. Miyomların burada gördüğünüz gibi laparoskopik bir görüntüsü. İki tane büyük miyom. Yerleşim olarak dışarıya doğru da bir büyüme oluşmuş. Buradaki gördüğümüz miyom ise nispeten rahim yüzeyinde oluşan bir miyomdur. Bir miyom çekirdeği. Bu şekilde onu çıkartıyoruz. Sonra da usulüne uygun olarak bütün tabakaları dikmek suretiyle miyomu kapatıyoruz. Şimdi biraz daha yüzeysel yerleşimli olan miyoma müdahale ediyoruz. Bakın. İçin değişik yöntemler kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi monsülatör dediğimiz bir araç ile parçalayarak batının dışına çıkartılmasıdır. Evet, miyom ameliyatı sonrası
rahminizin son durumu. Son kontroller yapıyoruz. Ameliyatlarından sonra bebek isteyen kadınlarda en az 3 ki normalde 6 ay kadar hamile kalmaması önerilmektedir. Ve miyom ameliyatından sonra doğum şekli illaki sezaryen olarak tercih edilmelidir. Çünkü hamilelik esnasında bu miyomun alındığı bölgelerde açılmalar meydana gelebilmektedir.